Gözünüz aydın sultanım. Paşamız nasıl? Afiyette mi? Gayet iyiler. Allah paşamıza uzun ömürler versin. Bu son ayrılığınız olsun inşallah. Amin. Valide sultanım, hünkârımız sizi görme arzusundalar. Sultanım, çok mühim havadislerim var. Perçeme Ağa'dan öyle şeyler duydum ki kulaklarıma inanamadım. Vallahi şaştım kaldım. Hemen size yetiştireyim diye koşa koşa. İlla çaktıracaksın insanı. Söylesene şunu. İbrahim Paşa'mız nişandan sonra av köşküne geri dönmek istemiş. Lakin hünkârımız engel olmuş. Öyle mi? Ne olmuş peki? İbrahim Paşa nerede şimdi? Dediklerine göre zindana atılmış sultanım. Nihayet. İbrahim ecelini bekliyor. Hatice Sultan'ın haberi var mı? Sandımca yok. Zira dün gece burada kaldı. Bu sabah validemizle birlikte saraya gittiler. İnfazını görmesini istemiyor belli ki. Aynen öyle. Allah ona sabır versin. Destek olmak lazım. Söyle arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Ne oldu Hürrem? Sen neden geldin? Duyunca çok üzüldüm. Yanınızda olmak istedim. Ne duydun? Hay Allah. Bildiğinizi sanıyordum. Hürrem, kes sesini. Söyle ne duydun? Paşa av köşküne geri dönmek istemiş gece. Hünkârımız da sinirlenmiş. Zindana atırmış onu. Tutamadın çeneni değil mi? Bak ne hale geldi senin yüzünden. Hakikati başta söyleseydiniz keşke. Şimdi size de düşman oldu. Ben İbrahim'im. Çocuklar geç oldu. Hadi üzerinizi değiştirin. Anne. Söyle. Ben şey diyecektim. Sizin tacınızı kıran cariye vardı ya, onu affetseniz geri gelse. Olmaz. Büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecek. Ama o masum. Sadece o kırmadı. Nasıl? Kim yaptı öyleyse? Mehmet. Mehmet yaptı. Mehmet? Şişt, duymasın söylediğimi. Mehmet çok korkmuştu. Ben de onu korumak için cariyeyi suçladım. Ama kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Şşş. Mecmua.
Ağlama. Ay parçam benim. Aferin sana. Hep kardeşlerini koru. Esma. Buyurun Sultan. Geçen gün Taci Mükerren Hatun'la konuş. Nazlı Hatun mu? Evet o. Söyle onu affetti. Hizmetime dönecek. Emredersiniz Sultan. Sanma ki seninle işim bitti. Hala nefes alıyorsan tek bir nedeni var. Ölüm. Buradaki her günün ölüm korkusuyla geçecek. Sultanım ben. Defol git. Aklın varsa gözüme görünme. Önüme çıkma. Sağ olun sultanım. Affettiniz. Tamam tamam. Senin işine bak. Al bu cariyeni. Bir daha da sakın şehzademe ilişme. Yemin ederim kendi ellerimle boğarım seni. Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bir hasta yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldu. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Daha dün bu hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yorma kendini. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzadem. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak dururum. Yoksa senin ciğerini sökerim. Ağlama artık. Ben sana kaç kere dikkat etmene söylemedim mi? Vallahi billahi benim suçum yok. Aniden daireye girdi ya, kapaça getirdi beni buraya. Nasıl öğrendi bunu? Nasıl? Sultanım. Gülahım. Efsun ifşa olmuş. Nasıl öğrendi bunlar? Sultanım, Fatma Hatun geçen gece biz Efsun'la konuşurken beni dinlemiş. Kendisini gerektiği şekilde uyardım. Lakin... Beceriksiz. Beceriksiz. Bir çuval inciri berbat ettin. Al bunu götür. Yanımda ocağım da gözükmesin. Soran olursa benimle bir alakası yok. Reddedeceksiniz! Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Şehzademi düşünüyordum sultanım. Aramızda canını kastetmek isteyen hainler varken
Yüzüm nasıl güler? Ne demek bu? Bir şey mi oldu? Mustafa'ma cariye yollamış. Artık niyeti neyse. Benim alnım ak, yüzüm pak. Bu çirkin iftiralara kim inanır? Diğerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Sen benim yerimde olamazsın. Ben senin gibi köle değilim. Gerçek bir sultanım. Sen koca bir yalansın Hürrem. Yıllardır hiç kimse sevmedi seni. İstemedi. Bazen acıyorum sana. Validem. Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin yüzünüzden yeterince acı çektik. Bütün çocukluğum annemin gözyaşları arasında geçti. Kabus gibi çöktünüz üstümüze. Daha ne istiyorsunuz? Mustafa, sen bu işlere karışma. Karışırım elbet. Annemden uzak duracaksınız. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Sen kimsin? Beni tehdit mi ediyorsun? Ben Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın en büyük oğluyum. Dairedeki herkesten daha kıymetli ve üstünüm. Şimdi gidin buradan. Bir daha da sakın annemi rahatsız etmeyin. Mijma, sıkıntılarımla üzmek istemem. Derhal söyle kim üzdü seni.
Şehzade Mustafa üstüme yürüdü. Ben sadece kendimi korumak istemiştim. Mahidevran bana resmen hakaret etti. Ağalar! Buyurun hünkârım. Mustafa içeri, derhal gelsin. Hünkâr. Benim yüzümden evladınızla aranız açılmasın. Bu en çok beni üzer. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Yaklaş Mustafa. Duydum ki bugün uygunsuz bir hadise vuku bulmuş. Doğrudur hünkârım. Bir de senden dinlemek isterim. Validemle Hürrem Sultan tartışıyordu. Ne konuştukları beni alakadar etmez. Lakin Hürrem Sultan'ı validemin üzerine yürürken görünce dayanamadım. Hadise aynen anlattığım gibi vuku buldu. Eğer bir eksiğim ya da yanlışım var ise Hürrem Sultan buradalar. Düzeltsinler. Lüzum yok. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan o ki bu mevzuda sen hatalısın Hürrem. Gereğini yapman icap eder. Bir an evvel Şehzadem'den af dile. Hünkârım, benim bir kusurum olduysa özür dilemekten gocunmam. Lakin ben bir kusur işlemedim. Hürrem. Nasıl ki bu sarayda herkes sana karşı saygılı davranmak mecburiyetindeyse, senin de onlara karşı aynı hassasiyeti göstermen icap eder. Bilhassa Mustafa'ya karşı. Bu sarayda hiç kimse kendini şehzademden daha üstün göremez. Ne Mahidevran, ne validem, ne de sen. Şimdi derhal af dile.